biraz önce çıkarsaydım daha iyi olacaktı. Ha, burma tatlısı. Burma tatlısı. Burma tatlısı. Biliyoruz burmayı evet. Hepimiz. Cevizli mi, fındıklı mı? Cevizli. Cevizli. Ceviz. Yakışır. Evet. Yakışır. Burma gider. Açma mı hazır mı? Pardon. Buyur. Açma ama mı yani bak pidemiz var ya şey yani. Mini pidemiz var. Onu yani hazır. Onu da yani hazır olsun. Hazır yani. Baklava yukasına. Hazır baklava yukasına yaptı evet. Onu açamazdık. Biz nidelik çok yapıyoruz ama. Aha bu işi benim gelin başına neler açtı. Yani iki tane bak yani mini pidemiz var. Şimdi mini pide ve Ramazan pidesi yaptığı için. Evet yani her şey yani. Kolay değil yani bunlar hamur işi. Ay yarın Gülseren Hanım'la gelin çok merak ediyorum gelinini. Dur bakayım neler anlatacak bana sizinle ilgili. Gelinim beni bak sevdi sevmedi belli olur. Öyle mi? Kaç yıllıktı gelinin? 2 yıllık. 2 yıl. Gelinlerimiz hep genç. Yeni gelin. Hatta nişanlı vardı Hanife. Gece koş. Bugün de Gülseren Hanım sen çok sessizsin ha. Onlar evet bugün bir sessiz bugün niye sen, öyle? Evet bugün de sen sessizsin. Konuş, konuşuyorum işte nasıl konuşayım yok, ben? Yok fazla konuşmadınız evet. Vallahi bugün. Diğer masalarda gülmeler, konuşmalar. Biliyor musun? Biliyor musun bileyim daha? Hayırdır. Yok yok. Tamam biliyorum. Gülmeyin tamam önemli değil. Dondurma. Evet dondurma şimdi, eşliğinde burma. Gülseren Hanım yarını düşünüyor. Evet yarını düşünüyorum. Ben de bastı şimdi heyecan. Nezahatçıyım. Ama canım tatlı bıçağım yok. Tatlı bıçağım ben verebilirim. Lütfen. Benim de tatlı bıçağım. Benim de yok. Evet masalarda tatlı bıçağı yok. Canım. Kimin yok başka? Benim yok. Benim verebilir miyim? Tabii tabii. Tabii. Buyur, teşekkürler. Bana da bir çatal verebilir misin? Allah'ın adaleti bu işte. Benim gelinde hani o eksik bu eksik dediler. Bugün Nezahat Hanım'ın masasında da işte tatlı bıçakları yoktu, tatlı kaşığı yoktu, eksikler çoktu. Zaten ben belirttim de hani hep benim geline bahane buldum. Sikler de eksikti ne oldu? Nezahat Hanım kendisi servis yaptı zaten. Çok beni yaptığım için dedi yetiştiremedim dedi. Kayınvalidesi de eksiklerini tamamlayınca gelin kendisi yapması lazımdı. Tatlı bıçakları da yoktu. Çok eksik vardı aslında ama işte yemeklerini biraz lezzeti yerindeydi birkaç tanesinin. Görmezden geldik. Evet kim başlamak ister? İlk olarak tatlı ile ilgili yoruma. Tabii buyurun Gülseren Hanım. Tatlım güzel olmuş canım eline sağlık. Afiyet olsun. Beğendi. Afiyet olsun. Ben de beğendim Zuhal. Ayşe Hanım da beğendi. Afiyet olsun. Geciktim biraz dondurmayı zor kestim. Yok gecikmedin. Gecikmedin. Çok güzel. Yo. Maraş dondurması evet biraz uğraştırdım. Evet buzluktan çıkarmamışım. Evet tatlın güzel ama keşke hani kendi açtığımız bir hamur olmuş olsaydı. Evet bu onu düşündüm ama pidelerim olduğu için onu göze alamadım. Yani hep konuşulan şöyle, hep doğallıktan, hep memleket yemeklerine bahsedildi. Tamam işte. Ama hiçbirinin ne bir memleket ne bir şey hazır yufka, evet hazır yufka olduğu için güzel olmuş. Ama tabii ki elini atsaydın onun hamuratları. Ya elini... Nasıl atsın hepsini Figen Hanım? Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Hazır yufkadan yok, çok tatlı yapıldı ama mesela bazen şerbet tutturamıyorlar, yakıyor ya da pişiremiyorlar. Tatlı o da bir başarı yani. Yani o da bir ben başarı. De isterdim elimde yapmayı ama evet. Ara sıcağım çoktu. Yani diğer uğraştırıcı evet, kuzeyim vardı. Öbür türlü tatlın güzel. Pidesi afiyet de olsun. Var çünkü. Aha, evet. Şengül Hanım. Güzel olmuş ellerine. Güzel ben de afiyet beğendim. Sağlık. Gayet afiyet güzel eline sağlık. Tatlısı güzeldi ama işte hazır yufkaydı. Hani gönül isterdi ki bir el açması tatlısı olsun. Ama bu da hazır yufka olduğu için hazır yufkanın verdiği şeyle de tatlı güzeldi. Şerbeti de yani işte güzeldi. Tatlıyı beğendim yani. Tatlısı güzeldi. Kıyır kıyırdı güzeldi. Şerbeti de güzeldi. Kıyır kıyırdı. Hamur olmamış. Yani adı şerbeti de güzeldi. Ben beğendim. Tatlı güzeldi. Yani hazır. Zaten zahmetsiz bir şey. Hazır alıyorsun, koyuyorsun, sarıyorsun, şerbetini döküyorsun. Yani hazır yufka olduğu için güzel olmuştu. Kendisi açsaydı o kadar güzel olmayabilirdi. Ve kendisi de açmamış. İki tane hamur işim var diye. Tatlısı ama güzeldi. Beğendim. Afiyet evet, olsun. Yarın büyük final. Bugün evet. De Feride yarıştı. Bakalım onun 15 bin TL için şansı ne kadar olacak? Buyurun açık oylamadayız. Ya yemeklerim genel olarak beğenildi. Ana yemeğim çok güzel olduğunu düşünüyorum etimin. Pilavımda belki bir tuzsuzluk olabilir ama o da normal yani Ramazan'dayız sonuçta. Tadına bakamıyorum, tadım yapamıyoruz. Diğer yemeklerimin güzel olduğunu düşünüyorum. 4 tane ara sıcağım vardı. Bunlar elimi çok oyaladı. Yani 5'ten aşağı düşünmüyorum. 6 hatta 7 puan bekliyorum. İnşallah beklediğim puanları verirler. El açmam çoktu açıkçası. Emeğim çok. İnşallah beklediğim puanı verirler.